Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuğumuz var. Müjgan hocamı davet edeceğim. Kendisi inovasyon konusunda Türkiye'nin lider profesyonellerinden bir tanesi. Birçok çalışması var. Bu konuda çok ciddi emekleri var. Birlikte bugün onları değerlendireceğiz. Kendisini az sonra davet ediyorum. Merhaba. Merhabalar Müjgan Hocam. İmran Hocam çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Ne güzel sizi tekrar gördüm. Memnun oldum sizi görmekte. Öyle güzel bir oluşumun liderisiniz ki teknoloji ve bilim ve teknoloji düşünce kuruluşu evet. Ve Bursa'da inanılmaz güzel bir şey. Evet. Bütün sevgimi gönderiyorum efendim. Takdir edersiniz ki düşünmeye ihtiyacımız var. Olmayacağını aslında dünyada keşfetti. İnsanoğlu var olduğundan beri düşünmesi gerektiğini her şekilde uyarılmış bir şekilde devam etmesine rağmen adının düşünce kuruluşu olması da aslında manidar değil, gereklilik. Kesinlikle ve sizin gibi bir hanımefendinin, bir bilim kadınının liderlik etmesi benim için ayrı bir şeref. O yüzden sizlerle bu akşam birlikte olmak beni onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim Müjgan Hanım. Dilerseniz katılımcılarımız katılmaya devam ederken bir yandan biz Müjgan Hanım'ın dilinden tanımak isteriz. Aslında ben küçük bir giriş yapmak isterim. ODTÜ'nün değerli endüstri mühendislerinden bir tanesi. Belki de sınıfının ilk bilim kadını olarak harekete geçtiği bir Müjgan gerçekinde o zaman. Daha sonrasında master'ını tamamlayan, sonrasında mühendislik profesyoneli olup sanayinin içerisinde yer almaya devam eden birçok başarı aslında öyküsüyle devam ediyoruz sanıyorum Müjgan Hanım. Sizden dinleyelim Müjgan Hanım'ı. Teşekkür ederim efendim. Dün İstek Okulları'nın ortaokul son sınıf öğrencilerine bir konuşma yaptım, bir sohbet yaptım. Oradaki rehber hocamız bana bir konuşma soruları göndermiş. Onları şey yaparken tam da bu sizin sorunuz. Böyle bir 60 yıl gözümün önünden geçti. O çocuk yılla gençlere ne anlatayım acaba diye. Ve sanıyorum bir 50 yıllık bir hayalimi gerçekleştirmek için böyle sizin gibi bilim kadını olamadım profesyonel iş hayatında ama en azından bilim kadınlarını desteklemek, onların 15-25 yaş arasındaki daha genç kızken, daha kafaları karışıkken, acaba bilim kariyerimizde ne yapalım diye düşünürlerken, onlara el verip onlarla beraber yaşama değer nasıl katılır bunu deneyimlemek için 2016 yılında bir çalışma başlatmıştım. Ve bugün benim için çok özel bir gün. Efendim, kitabım yayınlandı. Olsun, harika, harika. Teşekkür ederim. Yazması 8 yıl sürdü. İşte mühendislik kariyerimde elde ettiğim deneyimleri aktardığım bir kitap oldu. Ama yayınlatması yazmasından zordu. 3 yıldır uğraşıyorum. Nihayet sıcağı sıcağına çıktı. Hem toplu alım yapabiliyorsunuz. Hem Artikel Akademi'nin yayın evinde Amazon üzerinden bireysel satın almalar da gerçekleştirebiliyorsunuz. En geç pazartesinden itibaren kitabı bütün kitap evlerinde dağıtılmış olarak bulacaksınız. İdefix, DNR, Kitap Yurdu ve buna benzer online kitap satış evlerinde de Müjgan Çetin dediğiniz zaman çıkacağım. Google'a sorunca Müjgan Çetin diye çıkıyordu. Şimdi kitap evlerinde de çıkacağım. Evet. Ve 460 sayfalık
Bu kitap 560 sayfaydı ama çok kalın olup okuyucuyu korkutmasın diye 100 sayfa son edisyonda bir revizyonda böyle bir 100 sayfasını içinden ayıkladım. İnşallah ikinci baskıda daha zenginleşir. Yarın Bursa'da olacağım, Evet, Emren ben Hocam. olacağım orada. Geleceğim sizi ziyaret. Tamam, harika. Yarın da ne güzel. Simbiyoz Aktivite Hülya Hanım. O da çok güzel bir faaliyet yapıyor. Bir sosyal inovasyon projesi gerçekleştiriyor. O daha önce beni böyle sizin gibi sohbete, online sohbete davet etmişti. O sırada daha kitabım böyle yayınlanacaktı da yayınlanmadı da böyle bir kesintiye uğradı. Dedim ki Hülya Hanım, bir müsaade et. Hani gösterebileyim, şu anı yaşamak o kadar güzel ki. Siz bunu böyle koklamak, kağıt kokusu böyle sayfalarını çevirmek. Size kısmetmiş bu. Evet, bana Size kısmet oldu, ne güzel. Sevdiğim insanlarla birlikte olunca daha da böyle o şova gidiyor. çok iyi. Hülya Hanım dedi ki yarın hocam gelir misin dedi. Onların çok güzel bir yeri varmış. Gelmem mi dedim, orada işte okurlarla buluşacağız inşallah. Ve ilk imza günümü Bursa'da gerçekleştireceğim. Bursa benim için çok önemli. Neden önemli? Ben liseyi Bursa'da okudum. Ve o yeşil Bursa'yı şu anda yeşil bulamıyorum. Ona Evet. çok üzülüyorum. O güzelim yeşil Bursa, benim çocukluğumun, gençliğimin yeşil Bursa'sı. Bu kitabın içerisinde bana çok büyük değer katan Celal Beysel Bey, Flotex kurucu başkanı. Ve 2007 yılından 2017 yılına kadar Celal Bey'le çalışma şerefine eriştim. Onunla Ar-Ge projelerini başladık. Şimdi Celal Bey know-how ihracatı yapan ve Horizon 2020'nin aranılan proje koordinatörü Harika. haline gelmiş. Uluslararası bir inovatör ve bilim insanı. Dolayısıyla bu kitabın içinde onun başarı hikayesi var. O kendi ifadeleriyle göreceksiniz. Onun deneyimi var. Bu kitabın adının da bir özelliği var İmran Hocam. Kitabın adı İnovasyon ile Değer Katanlar. Ben İnovasyonla değil mi? evet işte Celal Beysel Bey'den esinlendim. O yenilikle hayata değer katan bir insan. Ve Celal Bey gibi o kadar çok sizin gibi yenilikle problemlerimizi çözüp o problemleri artık bir daha yaşamayalım diye değer üreten insanlarla tanıştım ki, ve kitabın adını o yüzden inovasyon ile değer katanlar koydum. Sebebi, inovasyon alanında bir kitap okumak istediğiniz zaman, ki bu kitabın yazabilmek için 200 kitap okudum. Onu kaynaklarda bulabileceksiniz. Hem ulusal hem uluslararası, hem yüksek lisans doktora tezleri, hem profesyonel iş dünyasının yazdığı kitaplar. Herkes Amerikan örneklerine övgü düzüyor. Ay ne kadar güzel Tesla. Oo efendim işte Microsoft da çok akıllı. Bu yenilik ne kadar güzel. Bak Google'ın ortamında ne güzel de yeni fikirler üretiliyor. Ne yazık ki ülkemin başarı örnekleri o kitaplarda konu olmuyor. Ve ben de istedim ki bu kitap ülkemin başarı örneklerine konu olsun. Evet. Sizi de Beyçelik olarak ve sizi de bu düşünce kuruluşunun lideri olarak, İmren Hocam olarak, sizin de başarı örneklerinizi bir sonraki baskıda sizin cümlelerinizle burada olsun isterim. Akademik dünyada biliyorsunuz hocam, bir ilk önce literatür survey yaparız. O surveyde deriz ki state of art nedir, geldiğimiz nokta nedir, dünya bu konuda neler yazmış deriz, araştırırız, okuruz. Şimdi bu kitabı o yüzden önemsiyorum. Bu kitapta Türkiye'nin inovasyon alanında başarı örnekleri olursa, bundan sonra kitap yazacaklar, bunu literatür taramalarında
atıfta bulunacaklar. Evet. Ve İlk olmak, diyecekler. evet, çok önemli kesinlikle. Evet. Aynı zamanda iki başarı örneği daha var bu kitapta. O başarı örneklerinden birisi de ülkem adına çok gurur duyduğum bir başarı örneği. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz 2014 yılında küresel inovasyon yönetimi ödülünü kazandık. Evet. Pek bize rağbet etmediler ama dünya bizi Avrupa'da inanılmaz bir sarayda, inanılmaz bir gösteride bize küresel inovasyon yönetimi ödülünü verdi. Ülkemin bir hizmet kuruluşuydu bu ödülü alan. İnsanlar inovasyon deyince hizmet kuruluşu da inovasyon mu yaparmış dediler. Teknolojik böyle çılgın bir şey değil bu. Ne demek hizmette inovasyon mu olurmuş dediler. Ama Levent Avatlı Bey, ona da saygıyla sevgiyle anıyorum. O da kendi cümleleriyle kitapta nasıl bu başarıyı sağladığını anlattı. Bir üçüncü başarı öyküsü daha var efendim. O da başka bir örnek. O da süreç inovasyonu başarı örneği. O da Arçelik Elci, sağ olsun, Genel Müdürü Ahmet Sakızlı Bey ve Proje Müdürümüz Burak Varolan Bey ile 4 yıl süreç inovasyonu çalıştık. Ve Güney Kore'den 3 ayda tedarik zincirinin 3 ayda gelen parçalarını 3 haftaya indirebilme, radikal bir iyileşme, süreç inovasyonu yapabilme becerisini gösterdiler. Ve onların da kitapta kendi lisanlarıyla, kendi cümleleriyle başarı örneklerini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu kitap bundan sonra ülkemin başarı örneklerini yazacak. Sizin başarı örneğinizi yazarken bu kitabın üzerine koyacağız. Diyeceğiz ki bak daha önce başarmış ülkemizin başarılı insanları var. İnovasyonu gerçekleştirebiliyoruz diye motive edilecek anlamında bir ne diyeyim başlangıç olsun istedim. O yüzden çok mutluyum. Ve ülkemde bu anlamda çok duyulsun, çok yayılsın. Herkes alkışlasın istiyorum. Başarıyı alkışlamayı öğrenelim istiyorum. Başkalarını beğenmek, yurt dışı örnekleri beğenmek yerine. Evet. Bir de hocam bu kitabın bir özelliği daha var benim için. O özelliğe geç. Özellik çok önemli bir özellik. Bunu biliyorum Müjge Hanım. Buyurun. Konuya değindiniz. Dediniz ki özeniyoruz ve hatta şu an gençliğimiz, belki de katılımcılarımızın çoğu genç ve yönlendirilmeye o kadar muhtaç ve bir yol bulmak için o kadar motivasyona ihtiyaçları var ki. Burada aslında sizi onlara göstererek diyoruz ki evet, Müjgan Hanım örneği var. İşte az evvel bahsettiğiniz farklı örnek var. Sizler de bulunduğunuz yerde ne olursanız olun, öğrenciyseniz meselenize, bu durumunuza, bulunduğunuz konuma yenilik katın. Mühendisseniz çalıştığınız işletmede var olan herhangi bir sürecinize, değil mi, süreç inovasyonuna bir iyilikle, bir yenilikle, yani hem işletmenin iyiliği için, hem kendi iyiliğin için, hem gelecekte ülkemizin o hep istediğimiz muasır medeniyetlere ulaşması için bir taş koyma. Aslında birer örnek oradaki süreçler ve sizin bu Kesinlikle. yolculuğunuz çok uzun sürmüş. Onun çetrefilli yolculuklarının içindeki meseleler de bence ayrıca bir hikaye yazılacak kadar var. Hani tek başına mücadele etmeniz çok manidar. Yani değerli konuklar, aslında şöyle ifade edelim. Bildiğiniz gibi her bir meselenin ülkemize yeni girdiğinde bir standartizasyona tabi olması gerekir. Burada da etkin kuruluş Türk Standart Enstitüsü olarak geçer, TSE. TSE tarafından bir sürecin, bir yeniliğin standart olarak kabul edilmesi lazım. Şimdi Müjgan Hanım'ın burada çok önemli bir rolü var. Müjgan Hanım İnovasyonun TSE içerisinde bir süreç, bir kalıp haline getirip bunun da bütün işletmeler, bütün organizasyonlar, bütün, yani belki kişi bazında bile yapılacak bütün atıflara vesile olması haline getirmek için de ayrıca çalışıyor. Bunun dışında birçok özelliği var Müjgan Hanım'ın, ama
Ben şimdi kitabın özelliğini araya girip de bozmuş olmak istemiyorum. Çünkü Yok. yine bir faydaya açılmış. Yine orada özellikle kadınlara, özellikle kızlara, özellikle bilime açık olanlara bir müjdesi var. Müjge Hanım'ın ağzından dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Önce bahsettiğiniz bu standart konusunda çok manidar bir anekdot paylaşmak istiyorum efendim. Şimdi 5 yıldır tek başıma elimde valiz, bütün masrafları kendime ait olmak üzere ve bunu şu anda büyük büyük kuruluşların büyük büyük adamları diyorlar ki, aa diyorlar, biz bunu reddettik, biz diyorlar, böyle bize birilerinin bedeli ödemesi lazım. Dedim ki, ben ülkemden zenginim. Ben bütün gelirimi, bütün kaynağımı orada gidip Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş Türk kadınını, bilim insanını, bilgi sahibini temsil etmek için ve bilgimi ülkem adına kullanmak için vermekten onur duydum. Hiç gocunmadım, cebimden para harcıyorum diye. Oralarda kapkaçlara uğradım, hastalandım, problemler yaşadım. Hiç kimseye de gelip şikayet etmedim. İnatla 5 yıl ülkemi temsil ettim. Ama şimdi dünyanın bütün inovasyon yönetimi uzmanlarının, 160 ülkenin uzmanı var. Ülkemde ağırlamak için bir girişim başlattım. Ve onları inşallah İstanbul'da ağırlayacağım. Bu güzel güzel İstanbul'da diyeceğim ki, bakın siz beni Japonya'da, Tokyo'da, İtalya'da böyle bir tane tarihi esere götürdünüz ama ben sizi güzel İstanbul'un güzel eserleri içerisinde çalıştıracağım diyeceğim. Sağ olsun, bu konuyla ilgili inşallah önümüzdeki haftalarda güzel haberler vereceğim. Ancak ben 5 yıl boyunca bu yalnız mücadelem, şimdi yalnız değil, arkadaşlarım var. Çok teşekkür ediyorum MTC 139'da bana katılan arkadaşlarım. Bu 5 yıl boyunca anlatıyorum, bütün bu yaptıklarımızı anlatıyorum, gidiyorum, geliyorum. Benimle beni böyle bir eleştiri, ağır eleştirilere tabi tuttular. İnovasyonun standardı mı olur canım? Bu ne biçim iştir dediler. Ben de oksimoron etki yaratmak için bütün sunumlarda inovasyon standardı diye anlatmaya başladım. Onlar inovasyonu kafalarında ampulle dolaşan çılgın insanlar olarak düşünüyorlar. Halbuki benim söylemek istediğim, yazdığım, eş yazarı olduğum, o 160 ülkenin değerli uzmanlarıyla beraber tartıştığım, ülkemin haklarını koruduğum o toplantılar sonunda kullanılabilen bir referans doküman haline getirdiğim eserler şunu söylüyor. İnovasyon bir kere yapılıp ondan sonra voleyi vurulacak bir şey değildir. Sürdürülebilir başarı gereklidir. Sürdürülebilir başarı için de bir yönetim sistemi gereklidir. Ben işte arkadaşlarımla o yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğini tanımladım. Ama hani derler ya, orijinal kopya, oksimoron, orijinal kopya, ikisini yan yana koyup orijinal kopya. Sessizliğin sesi gibi böyle cümleler kurulur. Ben de inovasyon standardı diye özellikle söyledim. Çünkü onlar öğrenecekler dedim. Bunu akademisyen olanlar da, iş dünyasının profesyonelleri de olmaz dediler. İnovasyon çılgın bir şeydir dediler. Yapılır böyle, paralar kazanılır dediler. Hayır dedim, sürdürülebilir yine bir başarıdır. Ve yazdığımız bu dokümanlar hem akademik için, dünya için, hem iş dünyası için bir eşik değerdir. Siz Evet. bu eşik değere bakarsınız, kendinizi o eşik değerle tartarsanız, eşik değerin üzerinden daha iyisini yapıyorsanız biz sizi alkışlarız. Evet. Ama bir tane buluş yaptınız, Evet. onu bir daha da yapamadınız. Bu ve o buluşu da değeri gerçekleştiremediniz. Biz onu sizi bir inovatör olarak görebiliriz belki ama sürdürülebilir bir inovasyon başarısını yönetebildiğinizi söyleyemeyiz diye bunu anlatmaktan yorulmuyorum efendim. Şimdi bu kitabın en önemli özelliğine geliyorum. Benim için çok değerli bir özelliğine geliyorum. Bu kitabı satın aldığınız zaman Müjgan Çetin olarak telif gelirlerini ben kendime kazanç
olarak almayacağım efendim. Bu kitabın telif gelirleri Bilim Kızı ismini verdiğim Ankara Patent Sayın Kaan Dericioğlu, beni izleyenler bilirler. Onun ve Ankara Patent'in bağışıyla Bilim Kızı markası ve Bilim Kızı amblemi, şu yakamda gördüğünüz, bakın P-Girl. Bunun fikri haklarını sağ olsun Kaan Bey'in ve Ankara Patent'in korumasıyla aldığımız bu projeye bağışlıyorum. Siz de biliyorsunuz ki bir bilim kadını olarak, bilim çok zorlu bir yolculuktur ve yalnız bir yolculuktur. Çok yalnız. Evet. Sizin uzmanlık alanınızda sadece kendinizle mücadele edersiniz. Ve o yalnızlığın içerisinde bilinmeyene doğru yol alırsınız ve çözmeye uğraşırsınız. Ve paraya ihtiyacınız zaman zaman olur. Olmayanların da gönlüne ihtiyacı olur, el ele tutuşmaya ihtiyacı olur, dosta ihtiyacı olur, tartışmaya ihtiyacı olur, network'e ihtiyacı olur. Bir benchmark yapabilmek için gezmeye, görmeye ihtiyacı olur. Ki ancak o zaman çoğalabilirsiniz. O yalnızlığını ancak o zaman atabilirsiniz ve üretmeye başlayabilirsiniz gördüklerinizle. İşte 10 yıllık bir proje başlattım 2016 yılında rahmetli evladımla ve bu projenin bir resmi gerekçesi var, iki duygusal gerekçesi var. Önce resmi gerekçesini söylemek istiyorum, sonra da duygusal gerekçesini anlatmak istiyorum. Resmi gerekçesi şu efendim, 1901 yılında Nobel ödülü verilmeye başlandı bilim insanlarına ve edebiyat insanlarına. 2020 yılına kadar, 1901'den 2020 yılına kadar 962 kişiye Nobel ödülü verildi. Bunların içerisinden sadece 58'i bilim kadını. Dünyada dahi bilim kadını oranı %4-5. O kadar az ki. O kadar az ki. Ve iki örnek anlatacağım şimdi. Bu benim resmi gerekçem. Projemizin 10 yıl sonra rahmetli oğlumla beraber planladığımız 2016 yılından beri bilim kızlarını desteklediğim projemizin resmi gerekçesi ve resmi hedefi şu. 10 yıl sonra ben kendimi Allah ömür verirse, Allah sağlık verirse Stockholm'de Nobel ödülünün verildiği salonda görüyorum. Bütün böyle gözümü kapattığım zaman ben oradayım. Ve sizin gibi bir bilim kızımız, bir bilim kadınımız aday gösterilmiş. Ve ben onu alkışlıyorum. Ve hep o hayal için. Harika. Bu. Dolayısıyla bu kitabın gelirleri bu bilim kızı bursu olarak, burs isteyenlere burs olarak verilecek. Burs istemeyenlere network için benchmark yapsınlar, etkinlik düzenlesinler, doktora sonrası çalışmalara katılsınlar diye verilecek. Resmi olmayan gerekçem ve dünyada Türkiye Cumhuriyeti'ni daha 1930'larda Atatürk'ümüz bize seçme seçilme hakkını dünyadaki herkesten önce verdi. Biz şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin mücadelesini yapıyoruz ama Türk kadını olarak, ülkemizi çağdaş Türk kadını olarak bilimde de, teknolojide de, edebiyatta da, sanatta da, sporda da gururla temsil ediyoruz ve temsil etmeye devam edeceğiz. İnşallah sizler gibi kadınlar bilim alanında da öncü olacaklar diye düşünüyorum. Şimdi bu duygusal gerekçemi de söyleyeyim. Bu çok bilinmiyor, çok dile getirilmiyor ama bunu dile getirmek istiyorum. Bağıra bağıra dile getirmek istiyorum. Bu dünyanın gerçeklerini haykırmak istiyorum. Kadınlara yapılan haksızlığı haykırmak istiyorum. Efendim Einstein bütün dünyanın tapındığı bir bilim insanıdır. Kuantum evet. Fiziği alanında. Oğlumla, rahmetli oğlumla 2016 yılında Einstein'ın hayatını anlatan bir film izliyorduk. Ve ben bu projeye rahmetli oğlumla beraber o zaman karar verdik. Ve lütfen herkese Einstein'ın hayatıyla ilgili o belgeseli izlemenizi rica ediyorum. Bir belgesel bu. Ve 1903 yılında bir Sırp bilim kadını Mileva Maric aşk evliliğiyle evlendi. Hatta
evlilik öncesi bir hamile kaldı Mileva. Ve Mileva'ya baskı yaptı. O çocuğu, o kızını, bir kız doğurdu. O kızını evlatlık verdirdi. Çünkü Einstein'ın ailesi Mileva ile evlenmesini istemedi. Mileva inanılmaz zeki bir kadındı. Ve nihayet evlendiler. Ve Mileva iki çocuk daha doğurdu. Bütün kadınların yaşadığı kariyer mi, çocuk mu, çocuk da yaparım, kariyer de mi yaparım ikiliminde Mileva Einstein'la bir anlaşma yaptı. O anlaşmada evde hem çocuklarını büyütecekti hem de Einstein'ın çalışmalarına destek verecekti ve inanılmaz bir matematik dahisiydi. Bugün Einstein dedi ki, Einstein matematikten çok anlamıyordu. Bulduğu fizik problemlerinin arka planını matematik formülleriyle desteklenmezse onun bir anlamı yoktu bilim dünyasında. Mileva evet. Matematiği çözdü. Ve Einstein Mileva'ya şöyle bir söz verdi. Dedi ki, bu Nobel ödülü kazanırsam senin adını da anacağım ödülde ve sana ödülden de yarısını vereceğim. Mileva eşiydi, çocuklarının babasıydı. Keyifle o dahi matematik formülünü Einstein'a emanet etti. Ama Einstein sonra kuzenine aşık oldu ve Mileva'yı terk etti. Ve ödülü de vermedi. Ve Mileva o çocuklarıyla beraber yoksulluk içinde öldü. Bu beni çok etkiledi. Sonra Bilim Kızı projesine başladık. Bilim Kızı, bir bilim kızımla beraber Kraft Tiyatro'nun Fotoğraf 51 diye bir oyunu var. Onu da herkese tavsiye ediyorum. Lütfen gidin izleyin. Yine bir bilim kadınının nasıl hakkının yenildiğini anlatıyor. Onun filmleri de var. Lütfen onu da izleyin. Rosalind Franklin bu bilim kadını. DNA'nın sarmalını bulan bir bilim kadını. Ve Rosalind bu DNA sarmalını fotoğraflarıyla, fotoğraf teknolojisiyle 1960'lardan bahsediyorum, 62'lerden bahsediyorum. Bulmasına rağmen iki erkek, onlara bilim adamı demiyorum, iki hırsız. Bu Rosalind'in elinden bunları çalıp bu formülleri, bu bilgiyi Nobel'e başvurdular. Ve utanmadan gittiler, o Nobel ödülünü aldılar. Rosalind alamadı. Onun hayat hikayesini dinleyin. Ben böylece sadece ülkemde sizin gibi bilim kadınlarının mücadelesini haykırmak istemiyorum. Dünyadaki bilim kadınlarının da bu projeyle mücadelesini haykırmak istiyorum. Ve gelecek 10 yıl için ülkemin genç kızlarının bilimsel düşünceyi öğrenmelerini, yaşama değer katmak için, bilim ve teknolojiyi kullanmaları için elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Katılımcılar, eğer bizi izleyenler bu konularda lütfen araştırsınlar. Daha çok hikaye var bilim kadınların yaşadığı ki sizi konuk etmek istiyorum. Clubhouse'da bilim kadınlarının hikayelerini dinlemek istiyorum. Orada sizin hikayenizi, sizden kim bilir ne zorluklarla mücadele ettiniz ve hala ediyorsunuz o cam tavanlarda, o evet. engelleri aşmaya. Ve bu başarınızı paylaşmanızı rica ediyorum. Herkesle bunun konuşulmasını istiyorum. Bu kitabın geliri ülkemde kitap okuma alışkanlığı düşük ne yazık ki. Ben yine de her yere gidip her şekilde anlatıp bu kitabı okunması için üniversiteler dahil, gençler dahil anlatmak derdindeyim. Ama ya ben bu kitabı okumayacağım, işte ben aşk kitabı okuyacağım Şeyma Subaşı'nın saçmalıklarına para harcayacağım diyenler varsa onlar da diyorum ki Türk Eğitim Vakfı'nın burs şeyinde rahmetli oğlum adına Bilim Kızı projesi burs fonu açtım. O zaman çok rica ediyorum, inandıysanız bilim kadınlarına, onların gençlik halleri Bilim Kızı projemi lütfen
oradan bağış yapın. Kitabı almazsanız da oradan bağış yapın. O da yetmedi. Siz tüketim insanlarıysanız bir efendim çok ünlü bir sanatçı adının anılmasını istemiyor. Bu logoyu yaptı, P Girl logosunu yaptı. Yakında da P günümüz olacak biliyorsunuz. Bu logodan çok sevdiğim bir tasarımcı gümüş takılar yapıyor ve bir rozet yapıyor. Rozet var, bilekliğimiz var ve küpelerimiz var. Eğer tüketmeyi seviyorsanız değer üretmek yerine sevgilinize, eşinize, sevdiğiniz kadınlara yakasında P Girl'ü, senin bilim insanı olduğuna, senin zekana, senin değer katma özelliğine hayranım, onu seviyorum, iyi ki varsın demek istiyorsanız lütfen bu gümüş takılardan alın diyorum efendim. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Müjgan Hanım çok güzel, her şeyiyle buna sahip çıkmak burada çok önemli. Bunu gördüm. Yani tamamen bütünüyle projenizde de, projenizin yaygınlaştırılmasında da yine inovatif ve bütüncül bir yaklaşım sergilemişsiniz. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Az evvel çok güzel bir şey söylediniz. Bu kitabı okumak isteyen ya da okumak istemeyen o kadar az ki biliyorsunuz, okumaya meyilli olan insan, genç, çocuk ya da orta yaşlı sayısı. Ben yavaş yavaş sorulara da geçmek istiyorum yarım saati geride bırakırken. Adnan Bey sormuş, demiş ki öncelikle iyi yayınlar. Türkiye'de inovasyona dair bir eğitim, sistematik bir eğitim veriliyor mu? Aslında Müjgan Hanım bu konu hakkında bir bilgilendirme yapabilir mi bize? Evet. Diye bir güzel bir soru. 2010 yılında ilk defa Yeditepe Üniversitesi. Bu kitabımın arka sayfasında şu anda Alman Üniversitesi'nin, Türk-Alman Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Aykut Arıkan hocam. O zaman Yeditepe evet. Üniversitesi'ndeydi. Tanır mısınız bilmiyorum. Şimdi rektör yardımcısı Türk-Alman Üniversitesi'nde. Onunla birlikte Türkiye'nin ilk MBA yüksek lisans programını, ne olacağını Innovation Management isimli programını açtı hocam, Aykut hocam. Ve ben 4 yıl boyunca orada MES kursu, ne olacağın Innovation Management dersini verdim. Sonra çok değişik üniversitelerimiz bunu MBA ders olarak, yüksek lisans programları olarak vermeye başladı. Halen üniversitelerimiz veriyorlar. Ancak henüz daha lisans bölümünde değil. Ve bazı programlar da girişimcilik ve inovasyon diye hazırlanmış durumda. Onu anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Ve biraz da duruyorum. Bekliyor. Yani inovasyon deyince, girişimcilik deyince insanların aklında hemen bir şey yapalım, şu kalemde bir şeyleri değiştirelim, bunu hemen pazarlama inovasyonu şeklinde satalım değil mi? Burası bana da çok ilginç geliyor. Yani Müjgan Hanım. Ve yanlış geliyor. Yani girişimcilikle inovasyon böyle bu kadar eşleştirilmemesi lazım. Kurumsal inovasyonda yılların şirketleri de inovasyonla sürdürülebilir başarılarını devam edebilirler. Sadece ürün inovasyonu yapmaları gerekmiyor. Süreç inovasyonu onların rekabetçiliğini arttırır. Onların fonksiyonelite, performans özelliklerini arttırır ürünlerinde. Onların hizmet inovasyonu müşterilerine dokunmalarını sağlar. Onların sosyal inovasyonu, işte bu sizlere anlattığım bilim kızı projesi bir sosyal inovasyon ve bu sosyal inovasyonu ben çok sayıda değer ortağı ismini verdiğim arkadaşlarımla yaptım ve bir arkadaşım, Demet arkadaşım da, Demet Demirer sağ olsun, yenilikçi iş modelini o kurguladı. Birçok kadın bir araya geldik, düşündük. Biz nasıl yayılabiliriz, nasıl çoğalabiliriz? Bir kız yerine 100 kız, 100 kız yerine 1000 kıza nasıl erişebiliriz? Ve sağ olsun Golf Dondurma'nın Ar-Ge müdürü Seçil Hanım bana öyle güzel bir sanatçıyla beni tanıştırdı ki, Büşra Orhan. O da bir Bursalı. O yüzden ben Bursa'yı çok seviyorum. O bu bilim kızının görselini tasarladı. Lütfen Bilim Kızı Org'a girerseniz Büşra'nın eserini göreceksiniz orada. O onu bağışladı, bir sanatçı olarak bağışladı. Dolayısıyla projemizin içerisinde sanat var, akıllı işbirliği var,
iş modeli inovasyonu var ve işte fikri haklar yönetimi var. Bu kitap şeyi de aynı şekilde, o bilim kızı Ork da bir web sitesini de bağış olarak yaptılar. Herkes bir ucundan tuttu. Bu beni izleyen katılımcıları davet ediyorum. Sizler de bir ucundan tutun. Bu birimizin, onumuzun, 15'imizin, 100'ümüzün altından kalkacağı bir şey değil. Çok büyük bir proje. Benim ömrüm yetmeyecek. Evet. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kesinlikle elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu da size hissettireceğiz diye umuyorum Müjde Hanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mısınız? Allah sayınızı artırsın diye dua etmekten başka. Teşekkür ederim. Ay, güzel bir dua ama sayımızı artırsın. Önemli. Az evvel ifade ettiniz. Ne kadar az insanla belli bir seviyedeki desteği sağlanabilirken bunun artmasıyla birlikte daha da güzelleşir diye düşünüyorum. Bir soru daha vardı. Müjde Hanım, o hayatındaki bu başarıyı hangi motivasyonla ve cevap geldi aslında canım. Sizin emeklerinize her zaman destek vereceğiz diye. Bu ay, sağ olsun. Motivasyonu sağlamak, izleyen gençlere de birer tecrübe paylaşımı açısından değerlendirirsek, Müjde Hanım hem bir mühendislik profesyoneli olmuş, yetmemiş, TÜBİTAK'ta başkan danışmanlığı yapmış. Yanında ULAKBİM mesela. Ben orada çok etkilenmiştim. Aslında ULAKBİM'i kurmuş olmanız, bu şu an bu zamana kadar aslında sosyal bir Müjgan Çetin gördük ama bunun arkasında çok değerli bir, gerçekten bir bilim kadını da var. Çok değerli işler var. İnternetin ülkemizde yaygınlaştırmasına elinizi biliyorum. Yine bunun yanında diyorum ya, altını çizmek istiyorum. Özellikle ve özellikle ULAKBİM çok değerli. Çünkü ULAKBİM'den önce hatırlarsınız, siz daha iyi bilirsiniz. Nasıl işler ilerlerken ULAKBİM'le birlikte her şeye ulaşmak var. Biz mektup yazdığımızı hatırlıyorum, yani TÜBİTAK şu 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 makaleleri alabilir miyiz diye. Sonra şöyle bir kargo gelirdi. Ondan sonra o kargoyu açar. Ben gönderiyordum onları. Müjde Hanım o zaman daha tanıyor, konuşuyormuşuz diye. Evet, dinlemek. Şimdi bu sene benim için o kadar güzel bir sene ki. Bu ULAKBİM'in kuruluşunun 25. yılı. Evet. Ve TÜBİTAK'ta yanında çalışmaktan onur duyduğum NATO'nun üst düzey yöneticilerinde ülkemizi temsil etmiş Profesör Doktor Ahmet Şevket Üçer'in bir kitabı yayınlandı. Ülkemizin uzay hava macerasıyla ilgili bir ay önce o yayınlandı ve orada Ahmet Hocam benden bahsediyor ve ULAKBİM'den bahsediyor. TÜBİTAK'ın yönetim bilgi sistemini nasıl kurduğumuzdan bahsediyor. Beni ULAKBİM'den aradılar. Hocam dediler, bu kuruluşunun isim annesi sizsiniz. Bizi interneti 50 milyon dolar harcadık. O zaman beraber olduğum arkadaşlarımla, şimdi hepsi çok büyük teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticiler. O zaman ODTÜ'de okuyan elektrik elektronik mezunu gencecik delikanlılardı. Ben onlara inandım. Onlar bana inandı. El ele verdik ve 50 milyon dolar hazırladık. Sadece o dolar harcadık. Ege Üniversitesi ve ODTÜ internete çıkabiliyordu 93 yılı itibarıyla. Biz bütün, o zaman 54 üniversitemiz vardı, ULAKNET altyapısını kurduk ve üzerine de ULAKBİM'i kurduk. Ben Enformatik Daire Başkanlığı yaptım. Rahmetli Tuzun Terzioğlu, Sabancı Üniversitesi'nin rektör hocamız. O da çok saygı duyduğum, çok onur duyduğum bir matematik bilim insanıydı. O da bana inandı. İşte sizin gibi bilim kadınları, bilim insanları daha önceki akademik yayınlara erişmek istedikleri zaman TÜBİTAK'ta bana başvururdunuz. 60 uzmanım vardı benim. Sizin istediğiniz makaleyi bulur ve size 3 ay süren bir araştırma sonucunda postayla onları gönderirdik. Siz 3 ay sonra elinize geçen makaleye bakar, aa bu değilmiş derdiniz, geri tekrar isterdiniz, yine beklerdiniz. Halbuki sağ olsun Ahmet Şevket Üçer hocam, sağ olsun Tosun Terzioğlu hocam inandılar bize ve dijital kütüphaneyi
Türkiye'ye ilk defa o teknolojiyi getirdik ve sizler odanızdan hocam anahtar kelimeyi girerek Cahit Arf Kütüphanesi'nden makalelerin abstraktına erişmeye başladınız. Aa, bu değilmiş dediniz. 3 ay beklediğiniz makale 3 dakika içerisinde karşınıza geldi. O yüzden bilim çoğalmaya başladı. Bilgi daha çok erişilmeye başladığı için siz hızlı düşünmeye başladınız. Beklemek zorunda kalmadınız. O çok onur duyduğum bir şey. Ve ondan sonra ben emekli olup araştırma ve geliştirme ve teknolojik alandaki çalışmalara başladım. Şimdi burada bu bir şey daha söyleyeceğim. Bir kitap daha yayınlandı. O da bir hafta önce yayınlandı. Dolayısıyla bu sene 3 tane kitapta benim adım geçiyor. Benim için zıplıyorum yani çok mutluluktan. O da Arçelik'in kitabı. Aşk ile diye böyle kolum bir kitap. Onu yanımda olsa hemen karşıda görüyorum ama sohbeti keseyim diye gösteremiyorum size. Eski Arçeliklilerin sağ olsun benim kitabımda da Uluslararası İnovasyon Ödülünü ülkemize, Küresel İnovasyon Ödülünü kazandıran Levent Alatlı Bey. O da eski Arçelik'te benim müdürümdü. Ve onun Eski Arçelikler Derneği kurdu. Onun da şu anda başkanı. Arçelik'in o kurumsal kimliğini yaşatmak için o okulda okumuş olmanın verdiği duyguları biz anılarımızı paylaşarak bir kitap haline getirdik. Ve orada o kadar güzel anılar var ki ben de taze bir mühendis olarak orada yenilikçiliği nasıl Arçelik'te öğrendiğimi anlattım. Ve Ender Çakıroğlu diye bir genel müdür yardımcımız var. Ben Arçelik'e ilk giren kadın mühendislerdenim ve Arçelik'in ilk kadın mühendis yöneticisiyim, ilk teknik yöneticisiyim. Ondan önce ne kadın mühendis var ne kadın yönetici var. Benden sonra bir mali yöneticisi oldu Arçelik'in. Ve genel müdür yardımcımız da telefon açtı bana. Müjgan dedi, anını okudum dedi. Senin dedi benimle de çok anım varmış dedi. Hadi anılarımızı paylaşalım dedi. Tam bir saat telefonda konuştuk ve bana şöyle bir şey anlattı. Bunu çok önemsiyorum. Paylaşmadan edemeyeceğim. Dedi ki Müjgan, kadın mühendisleri alırken onları dedi müdürünüz görüşmeyi yapardı. Ben bana gönderirdi. Son görüşmeyi de ben yapardım ve bir tane soru sorardım dedi. Ne sorardınız dedim? Genellikle dedi babalarıyla, eşleriyle, nişanlılarıyla, sevgilileriyle gelirlerdi. Ve onlar da benim yanıma girerlerdi. Ben soruyu sorardım. Arçelik'iz, uluslararası bir firmayız. Bir firma olarak yabancı misafir, onlar havaalanına değişik saatlerde inerler. Onların havaalanı karşılanması lazım. Otellerine götürülmesi lazım. Karınlarının doyurulması lazım. Sonra da toplantıya getirilmesi lazım. Ne yaparsınız diye sordum dedi bütün kadınlara. Birçok kadın dedi bana, kadın mühendis, şunu söyledi dedi. İşte babamı yanıma alırım, işte sevgilimle giderim, kocamla giderim, onu karşılarım, getiririm, götürürüm. Ama sen dedi, baktın dedi, niye bunu soruyorsunuz? Gider, karşılar, alır, getirir, onu toplantıya, yemeğe, her şeyini götürürüm de, dedin dedi. Sana bu soruyu sormamı bile yadırgadın dedi. Evet dedim, hala yadırgıyorum. Niçin böyle bir şey soruyorsunuz? Biz kadınlar erkeklerin kenar süsü müyüz? Yani erkeksiz gidemez miyiz? Bir misafir ağırlayamaz mıyız? Onunla bir toplantı yapamaz mıyız? Dedim ve çok çok güldük. Dolayısıyla Arçelik'in bugün Türkiye'nin bir multinational kuruluşu, çok ülkede yatırımı olan bir gurur kaynağı, çok patenti olan bir yenilikçi firma olması hepimizin bir onur duyduğu bir şey. Ve ben de Arçelikli olarak o kitapta adımın geçmesinden, yenilikçilikle adımın geçmesinden onur duyuyorum. Oradaki arkadaşlarımla tanışmış olmaktan, o okulda okumuş olmaktan onur duyuyorum. Dolayısıyla beni ben yapan bütün tohumlar sanıyorum bu deneyimlerde gizli. Yani
düşündüğüm zaman hani sormuş ya arkadaşımız bu yenilikçi şeyi nereden buluyor? Bana diyorlar soruyorlar bu soruyu hakikaten. Hiç diyorlar yılmıyorsun, yıkılıyorsun, devriliyorsun sonra tekrar kalkıp yine tekrar o motivasyonla devam ediyorsun. Ben de diyorum ki ben aşığım yeniliğe. Evet. Büyük bir tutkum var. İnsan tutku duyduğu bir şeyde yenilmez. Ben her düştüğüm zaman öğreniyorum. Bir daha düşmemeyi öğreniyorum. Ve bu sefer başka bir yöntemle o inandığım vizyonum var. O vizyonum da şu. Benim ülkem yenilikle, teknolojik ve bilimsel yenilikle dünya ekosistemi içerisinde örnek bir ülke. Ben sizleri tanıyorum. Hepinizle çalıştım. Dünya örneklerini de tanıyorum. Onlarla da 6 yıl, 8 yıl gittim. Masada tartışmalar yaptım. Hepiniz o kadar pırıl pırılsınız ki. Ama sizi altın tepsilerde sunanla kimse yok. Evet. Burası çok önemli. Sunmak değil mi? Evet. Levent Alatlı Bey şu an size bir yorum yapmış. Çok güzel de bir yorum. Ve hani onların da buna inanması. Müjgancığım sizi kutluyorum diyor. Ve bu güzel projeni ve kitabı alkışlıyorum. 10 yıl sonra Oslo'da Nobel ödülünü alacak bilim kızımızı birlikte alkışlarız gibi ne güzel böyle hani geçmiş arkadaşlarınızdan, ekiplerinizden güzellikler görebilmek, hep birer anı, hep birer güzellik ve başarıyla anılmak değil mi? Bunun da aynı Çok o, diye düşünüyorum. Yani bu bir mutluluk verici antidepresan demek istemiyorum adına ama mutluluk verici bir formülü var. Bu aslında vitamininiz de aynı zamanda aynı zamanda doping kaynağınız gördükçe daha da artıyor değil mi bu aşk? kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şu anda sizinle sohbet ediyorum ya, Evet. o kadar mutluyum ki. Evet. Sevdiğim insanlarla birlikte olmak beni yüceltiyor, beni mutlu ediyor, yormuyor, enerjimi tüketmiyor ve bana işte soruyorlar o paraları niye harcadın, gittin, geldin. Ama ben para harcadım, ne kadar güzel. Ben zenginim ama o harcayacak kazandığım parayı ülkemi temsil etmek için harcadım ama geriye sizler varsınız. Ben insan zenginiyim ve değerli insan zenginiyim. Ne güzel Levent var, siz varsınız hocam. Ben ve sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle bunu paylaşıyor olmaktan, bunu hiçbir parayla bu değeri ulaşamam. O yüzden ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun? Kesinlikle katılıyorum ve dediğim gibi sayınızın artması ana ümitlerimizden bir tanesi. Umarım Bilim Kızı projesi de kesinlikle inanıyorum ki artarak böyle yanına birçoklarını alarak ilerleyecek. Biz de Teknomer olarak her zaman yanınızda bir düşünce kuruluşu olmamız aslında ve bağımsız olmamız bizim en güçlü yanımız. Bağımsız kalmaya devam edebilmemiz, burası bizim güçlü yanımız. Bununla birlikte tüm bilim severlerimizle birlikte mutlaka yanınızda olacağız. Her türlü başarının da yanında olacağız biz. Bundan sonra sizler de mutlaka bizi izlediğinizde de bunları göreceksiniz. Biz şu an size nasıl imrenerek bakıyorsak, umarım biz de güzel işler yaptığımızda sizler de bizi alkışlayacaksınız. Müjgan Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkes çok güzel dileklerini iletti. Harika bir yayın oldu bence. Yayınımızı kapatmadan gençlere tavsiye niteliğinde söylemek istedikleriniz, genç ya da profesyonel mühendis, tabii daha çok sanayinin ve akademisyenin içinde olan arkadaşlarımız bizi dinliyorlar. Neler söylemek istersiniz diyerek son cümlelerinizi almak isterim. Şimdi benim haddime düşmez kimseye bir tavsiyede bulunmak. Ben sadece kendi yaşadıklarımdan, kendi deneyimlerimi paylaşabilirim. Bu benim için doğrudur. Dolayısıyla lütfen dinleyenler bunu hadsizlik olarak görmesinler. Müjgan Çetin'in deneyimi, Müjgan Çetin'in doğrusu olarak görsünler. İnovasyonun en temel özelliği parlak bir fikir, yaşadığımız problemi çözmek için bir farklı bakış açısı,
elde ediyorsan o farklı bakış açısını hemen denemen lazım o problemin içerisinde. Denedikten sonra aldığın tepkiye göre hedef kitlende veya ortamda veya yararlanıcılık ekosistemin içerisinde gelen geri bildirimlere göre dönüp onu iyileştirip tekrar o pazarda test etmen lazım. Yani o test etmek çok değerli bir şey. Yani tek seferde harikalar hiç kimse yaratmadı, bulmadı. İnovasyonun en güzel özelliği onun hedef kitlesi içerisinde değeri gerçekleştirmesidir. Benim de bütün yaşamım bunun üzerine kurulmuş. Kendime o dün gençlere, lise öğrencilerini anlatırken onu fark ettim. Bir hedef belirliyorum önümde. O hedefte yenilik var. Yenilikçi bir hedef, bir vizyonum var. Kesinlikle günün insanı değilim ben. Uzun solukluyum. Bugün size 10 yıl sonra Stockholm'deki salonu anlatıyorum, değil mi? Hep geçmişimde de bunu yapmışım. Ben bir vizyoner ve yenilikçi bir hedef belirleyerek ilerlemişim. Ve geldiğim noktada deneyerek ilerlemişim. Şimdi bilim kızı projemde de deneye gidiyorum. Hani bu naçizane benim fikrim. Bu benim hayatım, benim deneyimim. Düşünce olarak her şeyi mükemmel düşünüp tek seferde uygulamaya geçenler de başarılı olabilir ama denemekten korkmayın. Yanılmaktan korkmayın. Çünkü her yanılma bir öğrenme fırsatıdır diyorum. Ben profesyonel bir öğrenciyim. Öğrenmeyi seviyorum. Çok çok teşekkürler. Çok güzel ifade ettiniz. Öğrenme aşkınız, şevkiniz bitmesin. Umarım bu konuşmalardan ve bu yaptıklarınızdan da motive olup kendisine hedefler koyan, bu hedefleri de one by one geliştirmeye çalışan gençlerimiz, insanlarımız olur ve bunlarla birlikte hep beraber Oslo'ya gideriz. Belki, İnşallah, inşallah. Belki gün olur, görür müyüz biz bilmiyoruz ama o programlar burada düzenlenir. Nobeller ülkemizde verilmeye başlar. Ya. Her şey bir hayalle başlıyor Müjgan Hanım. Çok sağ olun. Kesinlikle. Ağzınıza sağ olun. Başarılar diliyorum hayatta. Diğer bütün projelerinizi alkışlayarak size hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz, misafir ettiniz. Paylaşmama, duygularımı, düşüncelerimi, kitabımı. Benim şu andaki oyuncağım kitabımı paylaşmama olanak sağladınız. Bilim Kızı projemi anlatmama olanak sağladınız. Vakit ayırdınız. Kocaman kucaklıyorum sizi. Sevgili bilim kadını diyorum. Sizin gibi çok insan olsun, sizin gibi çok düşünce kuruluşları olsun diyorum. Alın, çok sağ olun Müjgan Hanımcığım. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun değerli katılımcılar. Görüşmek üzere yeni ve harika programlarda.